Evet. Az önce videoyu kaydettik ama ses kaydedilmiyormuş. Niye ise hala bazı problemler devam ediyor. Neyse, yeni bir bilgisayar aldık artık. Yine masaüstü tabii. Ondan devam edeceğim. Tatile de girmişken baya bir video çekmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii kaldığımız yeri önce bir görmemiz lazım. Giriş yaptık, okul ekledik, buna göre sinyalleri oluşturduk. Şimdi okul ekledikten sonra bu ekran bizi karşılayacak. Tabii ben buralara aslında router çok fazla eklemedim. Bunu daha sonra belki ders dağıtımı modülünü yaparken yapacağız. Şimdilik sadece okul bilgi girişlerini falan yapıyoruz. Bu arada bunlar niye? Ha, tabii bunlar eklenmemiş daha. Bunları bir ekleyelim. Buraya gelelim. New page. Burada ne olacak? İşte teachers eşittir teachers, classes eşittir classes, lectures eşittir lectures, time tables eşittir time tables, başka home, home var mı burada? İki tane aynısından yapınca hata veriyor çünkü. Home, home, page. Bunu kaydedelim. Tamam. Aynısını Türkçe'ye de ekleyelim. Okul sayfası. Öğretmenler, sınıflar, dersler, ders programları, ana sayfa. Tamam. Şimdi tekrar bir bakalım. Sebebi şu. Tekrar gelelim buraya. Burada ne yapmışız mesela? Biz her defasında şöyle gösterelim. Label format page. Bu page debug'dan alıyor verisini. Ama aslında olması gereken şey şu. Classes'ta classes diye şöyle bir veri oluşturması gerekiyor. Ama bu yok. Dolayısıyla ben sadece şunu çağırıyorum. Bu da bizim buradaki çevrede yok. Haliyle ben buraya labelde şöyle bir şey yapacağım. IMPL school pages label label DN label label self. A STR. Şimdi geliyorum. Match self classes school self classes classes ise ne yapsın? Classes is mesela. Diğerlerinde self, diğerlerinde de şunu desin şimdilik görmek bağımında diyorum. Others. Ama others'ı biz yapmadık. Teachers diyelim şimdilik buna. Hata vermesin. Oops. Undeclared. Oops. 100. Undeclared. Aa, burada niye? Burada olması gerekirdi aslında. Buraya mı yazmamız gerekiyor?
Tamam, şimdilik oldu. Bakalım. Ama ayrı burası çarp. Ha. Tabii çünkü her defasında ha, burayı değiştirmem gerekiyor. Çünkü hala format çağırıyor. Aslında bunu T çağıracak. T neyi çağıracak? P tabii. P için labelimi çağıracak. Hatta bir mesaj şaşırdım zaten. Tabii label signal olacak doğal olarak. Çünkü T makrosu signal türetiyor. Yine bu defa da T'yi kullanmamışız. Onu da kullanalım. Buraya gel. 100 kare i18 n e. Tamam. Oops, tekrar. No rules expected stocking in macro call. Oops. Hiç. He, öyle bir şey yok diyor. Doğru. Çünkü niye? Biz bu T'nin tırnaklarının içerisine direkt buradaki şeyleri yazdırmamız lazım. T bir format gibi çalışmıyor. Benim kafam burada formata gitmiş. Şöyle olacak. T formattan gelen değeri okuyacak. Burası format ya. Şimdi format buraya page label'den aldığı değeri koyacak. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi diğerleri öğretmenler oldu. Çünkü diğerlerine henüz ben hiçbir şey atamadım. Atadığım zaman bunlar da düzelecek. Onu da yapalım mesela. Self teachers teachers self. Burada dikkat ederseniz ben Türkçe çevirisini değil buradaki karşılıklarını return ediyorum. Self lectures lectures self timetabling. Bu da ne? Time timetables diyelim biz ona. Evet, timetables. Bir de home page var. Self home. Tabii bunu henüz tanımlamadık ama tanımlayalım. Buna da home diyelim. Home ya da home page. Home page diyelim. Çünkü home başka yerlerde kullanıldığında sıkıntı verebilir. Home page. Şimdi hata verecek çünkü home yok. Home. Şimdi burada bir de şu school page'te biz burada neyi kullanmışız? İteri kullanmışız. Normal şartlarda bunu kullanamayız bildiğiniz gibi. Çünkü inam aslında işte 3-4 seçenekten bir tanesinin seçili olduğu bir şey. Dolayısıyla işte iter elemanlar üzerinde elemanları yok aslında. Sadece olabilitesi var. Yani bunlardan biri olacak diyebileceğimiz bir yapısı var inamların. Haliyle işte bir home'a bak, bir class'a bak, bir de buna git, buna git, buna git diye bir çözümü yok aslında inamların. Yani iteration oluşturabileceğimiz bir yapısı yok. Ha ama makroları kullanarak buradan yeni bir veri türeterek bunun üzerinde işte iteration oluşturabiliriz. Ki Strum kratesi paketi bu işi yapıyor. Tabii hem bunu eklememiz gerekiyor bunu kullanabilmek için hem de şunları. Muhtemelen inamlar klon olduğu için bunu da eklemek gerekecek. Bunu da yaptıktan sonra şimdi gelelim sayfamıza bakalım. Gördüğünüz gibi gayet olmuş ya.
Olmuş. Bu arada normalde bunların sürekli alanlarının değişmesini aslında siz şöyle yapabilirsiniz. Mesela row'u çok geniş tutarsınız ve buradaki her bir buton için width genişliğini sabit tutarsanız sıkıntı kalmaz. Buton mesela burada buton demişiz ya. Buton ben buraya s width exact sallıyorum. 250 olsun. 250 sanki çok büyük oldu ya. 50 olsun. Mesela o 50 küçükmüş. Bayağı küçükmüş. 100 olsun. Ya da 100 olsun. Neden? İşte şu kadar alan verelim ona da maksat şu değiştiğinde bu defa bakın burası yine sığmadı. Zaten o yüzden exact buradan aslında string'in boyutundan bir şeyler vermek gerekiyor. En büyük string'i bulup ona göre bir değer türetmek gerekiyor ama o da yine sıkıntı çıkar illaki. Yani biraz yine sığmadı. 130 sığ lan. Sığmıyor bir türlü. Niye sığmıyor ya? Ben mi? 150 yap. Oldu mesela. Bakın bu defa genişlikleri değişmiyor. Bunu yapmanın birkaç yöntemi var ama o biraz daha tasarım konusuna giriyor. İşte buradaki fontların boyutunu ya da kalınlığını falan değiştirebiliyorsunuz. Bu arada semi bold yazmışım ama semi bold çok fazla ya. Göz yakıyor. Medium. Orta olsun. Bence daha iyi. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu. Bunlardan bir tanesi seçili olacak. Bakmayın biz burada iteration çalıştırıyoruz ama hala elimizde aslında hangi sınıf sayfası seçili belli değil. Öyle bir bilgi elimizde yok. Normalde biz bunu enum kullanmadan ne yapabilirdik? Her biri için bir struct oluştururduk. Mesela page diye bir struct oluştururduk. İşte ne olsun? Label'i olsun, işte link'i olsun falan filan diye oluşturabilirdik ve bunları bir dizinin içine atıp o diziden iteration oluşturabilirdik ama struct ve efendime söyleyeyim işte vektör oluşturmak hem çok da içime sinen bir şey olmazdı. Bunun gibi standart ben sınırlarını bildiğim için buna şey oluşturmaya gerek yok. Vektör oluşturmaya gerek yok. O yüzden enum kullandım. Tabi iteration'ı da mecburen buradan bir tane strum eklemek zorunda kaldım. Orada kazanç değil kayıp oldu tabi. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu. Bize bir tane fonksiyon hangi sayfanın seçili olduğunu söyleyecek. Geliyorum buraya. Yine static ref. Static ref. Ve ne? Bu select page. School page diyelim biz buna. Bu bize bir tane static verecek. Static mutable ne olsun? School page olsun. Mutable new. Bunun içerisine mutable pardon. School page default. Tabii biz default'u buna implement etmedik. Ama etsek de şimdi hata verir. Mesela bunu implement edelim buna. Default diyelim. Hata vermez şimdilik. Eskiden hata veriyordu da şimdi yapmışlar bunu. Peki hangisi default olacak? School page'in default'u hangisi? Geliyorsunuz onu da şöyle default yazıyorsunuz. Bitiyor. Home default oldu. Dolayısıyla ilk çağırdığımızda School page ilk çağrıldığında home seçili olacak ama biz henüz herhangi bir yerde çağırmadık gibi geliyor bana.
Sebep? Sen niye hata veriyorsun ki? O zaman bu pages diyelim buna. Buna da select page. Evet, hangisine seçili olduğu bilgisini bize söylüyor. School page böyle kalsın. Böyle daha iyi. Şimdi benim niyetim şu. Normal şartlarda bu row baştan başa altı çizili olsun istiyorum. Ama mavi çizilen sadece seçili olan hangisi o sırada değişmişse onun altı mavi olsun, diğerlerininki siyah olsun. O yüzden öncelikle geliyorum şu blue 6'yı bunu bir yapıyorum ve bunu da gray yapıyorum. Fazla bir şey olmasın. Gray 3 olsun. Şöyle görelim onu. Mesela gördüğünüz gibi şu anda altı çizili ama hiçbiri mavi değil, olmasın da zaten. Bizim niyetimiz şu. Hangi sayfa seçiliyse o sayfanın altı mavi olsun istiyorum. Şimdi bundan dolayı bana şu bilgi lazım. Ne? Selected page dedim, işim gene bozuldu. Page signal, buna P diyelim. School page olsun. Bu da bize bir tane IMPL signal versin. Sinyalin vereceği şey de bool olsun. Yani bir tane sinyal oluşturacağız. Bu sinyal eleman olarak da bool alacak. Bunu da select page'ten alabiliriz. Artı bu ikisini karşılaştırıp kontrol edebiliriz. Nasıl yapabiliriz bunu? Bu table new P eşittir selected page gets cloned. Yani bu ikisi birbirine eşittirse, true değilse false türetecek ve ben bunu signal yapacağım. Bu kadar. Bakalım ne diyor? Hata verdi. Sebebi de nedir? Biz normalde primitive types'larda ve string gibi ya da vektör gibi type'larda, hatta vektörlerde de tam emin değilim ama olması lazım. Bu gibi türlerde, yani standart kütüphanede olan türler üzerinde equation, yani karşılaştırma yapabiliyoruz. Ama biz school page üzerinde karşılaştırma yapamayız çünkü partial EQ buna implement edilmiş değil. Şimdi bunu implement ettik. Bakalım hata devam edecek mi? Etmedi. Etmedi gibi görünüyor en azından. Tabi hala bile bir şey yok. Neden? Çünkü biz burada mesela bottom borders şuraya geleceğiz. Her bir sayfada biz bunu kontrol edeceğiz. Nasıl kontrol edeceğiz? Buton new butonun altına bir tane S ekleyeceğiz. Bu da borders olacak. Borders new. Ama sadece alt kısmında sinyal üzerinden gelecek bu şey. Sonra geliyorum. Fonksiyonun ismi neydi? Page signal. Page signal bana bir sinyal verdiği için buna tabii page'i gönderiyorum. Page'i buna gönderdim. Biraz şöyle yapsak siz daha iyi görürsünüz. Şöyle diyelim. Page signal'a gönderdim. Map true, map true. Yani eğer doğru ise ne yapsın? Bir tane bize şuraya bakalım tekrar.
DNA mutation versin. Bu da border, bir tane border oluştursun. Aynı buradaki gibi. Hatta bunu olduğu gibi buraya alalım. Burası blue. Blue 5 olsun. Kalınlığı da 2 olsun. Heh, şimdi ne diyor? Option found anon. Found anon mu? Nasıl anon ya? Aha. Found anomaly ya. Signal item. Olur. Bottom signal. Map true bunu oluşturuyor. Map true bunu oluşturuyor. Biz dolayısıyla map diyeceğiz. Map'te iki tane olasılık vereceğiz. Buna şöyle iki tane fn mut olması lazım. Bakalım. Callback. Yine bir tane alıyor ya. İki tane alması lazım. Sonuçta bu page signal bool veriyor bize. Bir bakalım neler varmış. Heh, buymuş, tamam. Hata vermemesi lazım. Yes, doğru. Mesela map true kullandığın zaman tabi bu sinyal bool üzerinde çalıştırabileceğimiz bir şey. Map true kullandığımız zaman eğer true ise bunu yap. Değilse hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla onun çıktısı options oluyor. Yani sadece true olduğunda bir değer türetiyor. Olmadığında değer türetmiyor. Map false da bunun tersi tabi ama map bool dediğimiz zaman yani bool üzerinde bir tane map oluştur. Sinyal oluştur dediğiniz zaman haliyle bize iki tane seçenek çıkıyor. Her ikisi için de birer tane closure veriyoruz. Burada da zaten tanımlanmış. Her ikisinin de çıktısı aynı olmak zorunda. Artık B neyse mesela burada border ise burada da border olmak zorunda gibi. Bakalım. Evet. Sanki altlarında birer tane çizgi daha olması bizim işimizi bozmuş. Sebep bit 0. Görünmesini istiyorum. Seçili değilse hiç görünmesin çizgi. Sadece seçili olan da görünsün ama burada biraz sıkıntı var. Ben row'a da bunları eklediğimden dolayı bu row'un çizgisinin biraz üstünde görünmüş. Bu da tabii hafiften işi bozuyor gibi. Ama neyse. Normalde şuradaki border'ı kaldırırsam işim düzelir. Normalde. Tamam.
Şurası mesela bütün bir rovun altını kaplamış. Diğeri biraz daha farklı. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu. Sayfayı değiştireceğiz. Bunun için bir tane bene change page. Bir tane P göndereceğiz. School page göndereceğiz. Bu da nereyi değiştirecek? Buradaki, pardon, şuradaki page bilgisini değiştirecek. Select page set P. Tabii bu her defasında buton ile çağrılması lazım. Buton burada labelinden önce bir tane on click ekleyelim. On click. Burada tabii parametreyi biz elle girmek zorunda olduğumuzdan dolayı ve page'i de buraya taşıyacağımızdan dolayı geliyoruz buraya. Butonun herhangi bir değeri var mı? Yok. Dolayısıyla burası boş kalıyor. Ne diyoruz? Change page, buraya page'i gönder dedik. Şimdi bir tane hata verir mi? Yok. Nope. Şimdi oldu. Şimdi. Oh, olması lazımdı ama olmadı. Burada page'in değişmesi lazım ama değişmiyor. Niyeyse. Niye? On click change page dedik. Set school pages dedik. Buradaki select school pages yo, aslında doğru. Page'i değiştirdik. Page'i gönder. Tekrar yapalım. Niye değişmiyor? Bakalım burada bir şeyler çalışıyor mu? Ondan sonra bir gelelim. Ton çalışmıyor. Zaten hata verilmiş. Buraya print DNA'yı eklememiz lazım. Çalışıyor. Ama niyeyse sinyal oluşmuyor. Bu çok ilginç. Change page çalışıyor ama selected page değişmiyor. Niye? Normalde herhangi bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. İşte o zaman şöyle yapalım.
Gelelim buraya. Bizim selected page signal ref buraya bir tane P gelecek. Bu P page'i temsil ediyor. Yani hangisi seçiliyse onu temsil ediyor. Tamam, ben de geliyorum buraya, diyorum ki if P eşittir buradaki page. Page eşit ise ne yapsın? Bu iki solid gray değil, blue 3 olsun. Else sıfır, gray sıfır. Tamam. Tabi bu P school page, bu school page. O zaman şöyle yapalım. Move dememiz lazım. Tamam, move diyelim. Bunu da yapmamızın sebebi page buradan buraya geldiği için, Clojure'ın içerisine geldiği için move kullanıyoruz. Şimdi bakalım. Burada oldu. Buradan benim gözümden kaçan bir detay var. O sinyal oluşturma fonksiyonu çok da benim işime yaramamış. Evet, dikkat ederseniz artık burası tamam. Şimdi biz eğer bu sayfaları değiştirebiliyorsak, bu sayfalara göre şuradaki alanı da rahatlıkla değiştirebiliriz. Ama neden burada page signal çalışmadı, onu çözemedim. Normalde çalışması lazımdı sinyal ile. Her defasında select page get cloned alıyor ama bunun üzerine sinyal oluşturmuyor. Yani şunun üzerinden bir sinyal oluşturmamız lazım ama ben her defasında mutable new demişim. Dolayısıyla aslında şunun sinyali ile bunun sinyali arasında bir bağlantı yok. Bu sebepten dolayı çalışmamış. Şimdi onu da dizayn etmek yerine zaten çalışanı yapmışız. Şimdilik gerek yok. Burada solid 2, blue 3, blue biraz daha belirgin olsun, 5 olsun. Tamam. Bence iyi oldu. Bence. Ama sanki şurada hafiften alttaki çizgi de görünüyor. O bir miktar rahatsız edici oldu ama o kadar ileri düzey tasarımcı olmadığım için ona bakmıyorum. Şimdi biz sayfayı oluşturduysak, o halde school var mı yok mu, varsa hangi sayfa seçili bilgisine dayanarak şunu oluşturacağız. Şunun altına bir tane ne ekleyeceğiz? Alan ekleyeceğiz buna göre. Ama biz row kullanmışız. Row burada. Dolayısıyla ben aslında şimdi bu sayfayı parçalara ayıracağım. Column ile. Column'ın birinci elemanı şunlar olacak. İkinci elemanı da şunlar olacak. Yani yine item'a göre item signal diyeceğiz. Item signal'e göre buradaki eleman her defasında değişecek. Bunu yapalım. Şimdilik dersimiz bitsin. Şimdi row burada. Ben bunu ayrı bir yere ekleyelim. Menüs, school menü, school tabs diyelim. IMPL element olsun. Sonra geliyorum. Şu row'u alıyorum. Row'un tamamını alalım. Şuraya ekleyelim. Maksat birbirinden ayrı olsun diyorum. Tabii müthiş bir kötü
bir dizayn olmuş. Ya arkadaş kendi kendine şunları bir düzeltsene ya. Vallahi perişan etti beni ya. Önceden yapıyordu bir şeyler, otomatik yapıyordu, şimdi yapmıyor. Ah. Bunlarla da uğraşmak istemiyorum ya. Şuraya bak. Neyse, bunlarla şimdilik vakit kaybetmeyelim. Buraya geliyorum. Alın. New item. Item. School tabs. Tamam. Birinci elemanı school tabs. Şimdi ikinci bir elemanı da buraya geleceğim. Item signal diyeceğiz. Bu sinyal school page hangisi seçilmişse ona göre bir şeyler türetecek. Ben bunu da school sayfasından her birini tek tek alarak yapacağım. Tabii bu column olduğu için şimdi bu da row olduğundan dolayı dırdır edecek. Buna da sadece column new item diyelim. Niye boşluk bırakıyorum bu arada? Item. Tamam. Şimdi item signal neye göre değer alacak? Bir tane proje oluşturalım. Sinyali nereden alacağız? Selected page'den alacağız. Selected page signal ref. Burada buna gerek yok bu arada. Tamam, signal ref. Bu referans bize bir tane page verecek haliyle. Şimdi gelelim bu page üzerinden match kullanalım. Page sayfa ne? Bu selected page'in tuttuğu sayfa ne? Buna gelelim. Ne diyelim? School pages home ise mesela home yazsın ya da şöyle yapalım. Sayfaları oluşturalım. New file. Home page. Home page vs. Ondan sonra bir tane daha new file. Teachers vs. New file. Classes vs. Timetables vs. Lectures vs. Şimdi bunları ekledik. O halde geliyorum buraya. Şunu school pub mod. Bu arada şunu aşağıya alalım. Yüzler ayrı, modlar ayrı bulunsun. Pub mod classes. Şöyle olabilir mi acaba? Teachers olmuyormuş. Pub mod teachers. Pub mod timetables. Pub mod. Başka kim var? Lectures. Tamam, şimdi bunları ekledik. O halde gelelim şunları kopyalayalım. Mesela örnek olarak home page'e gelelim. Şunlar benim işime yaramayacak. Sil. Bu biraz kısmen işime yarayabilir. Geliyorum buraya. Hop. Bene. Home page. Home ya da IMPL element. IMPL element ne olsun? Column new olsun şimdilik. New new. Sonra item şimdilik
Homepage mesela diyelim. Bunların aynısını alalım. Hepsine kopyalayalım. Homepage'i al, kaydet. Bunu sil. Buraya al. Kaydet. Kapat. Kaydet. Hatta burayı biraz değiştirelim isterseniz etkisini görmek için. Kaydet. Timetables. Kaydet. Lectures. Kaydet. Şimdi gelelim buraya. Gelelim buraya. School page. Home ise neyi eklesin? Homepage school. Oops. Home page. Home. Ama home tabii ki papen aslında 100 demedik. 100. Bir bakalım. Home page home. Diğerleri şimdilik şöyle kalsın. Tamam. Nerede hata? Hatayı bilirsin. Oğlum gel. Import. Niye home page'i biz burada? Aa, ulan. Pop mod home page. Tamam, şu an bulmuş. O halde ben geliyorum buraya. School pages, classes, classes, home. Aynısı işte geliyoruz. School pages, teachers, teachers, home. School pages, lectures, lectures, home. School pages, timetabling, timetables, home. Yes. Şimdi, ops. Tabii bunların her biri ya bunları daha önce de söylediğim gibi int drop element yapacağız ya da el child şeklinde çağıracağız. Bence int drop element yapmak into raw element daha kolay. Sebebini diğer videolarda anlatmıştım. Umarım tekrar kafalar karışmaz. Homepage, classes, homepage, dersler, lectures, timetables. Şimdi burada önemli olan şey şuydu. Bunlar her değiştiğinde eğer buralar değişiyorsa ben burayı artık istediğim gibi kontrol edebilirim. Hani ben buraya homepage yazmışım ama homepage tabii ki yazmayacağım. Geleceğim oradaki o homepage'in yerine elementler ekleyeceğim. Elementleri eklediğim zaman da tabii ki her defasında sayfa buna göre şekillenecek ki bu frontend'in aslında son bir dersi. Bundan sonrası muhtemelen backend tarafına geçeceğiz. Eğer aklımda başka bir şey kalmamışsa, varsa sorularınız onları da lütfen sorun. Çünkü tek başıma anlattığım zaman acaba insanlar nerede takılmış, nerede takılmamış, neyi anlamamışlar, nerede sorun yaşamışlar bunu bilmekte fayda var. Tabii soru sorarken bana da yardımcı olursanız sevinirim, anlayabileceğim şekilde sormanızda fayda var. Bu dersi şimdilik burada bitirelim. Bir ara verelim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.